Dışarısı çok sıcak. Fidan, bir gün kalbimin durmasına neden olacaksın. Bu kadar sessiz olmayı nasıl başarıyorsun? Ne yapayım, gelirken düdük mü çalayım? Alışveriş yaptım. İsterseniz bir bakın. Eksik bir şey var mı? Neden alt caddedeki pastaneden almıyorsun? Oranın şekerinin üstüne yoktur. Neydi o pastanenin adı? Adını hatırlamasan da olur. O pastane kapandı. Ne zaman? Bir sene olmuştur. Yılların pastanesi kapandı ha. Yeter ya, yeter! Sen gelme, ben adıma git, yeter artık be, yeter be! Selam'ın kavlen. Telefon mesajı. Yine kudurdular. Telefon mesajı. Bunun nesini kıskanıyorsun?
Hala alışamadın mı? Yeter oğlum, Antonia seni kıskanıyorsun be. Avukatla mesaj atan bir rekin. İlk kez duyuyorum, salak mıyım ben? Ya çekil git kardeşim hayatından. Çekil git kardeşim hayatından ya. Bana avukat çıkıyor. Anladın mı? Yeter, bana bunu açıklamak zorundasın. Yeter. Artık sana yorum yapmıyorum Arzu. Tarık! Allah belanı versin senin! Allah senin belanı versin de kurtulayım. Sen gene benim elime düşersin. Görüşürüz o zaman Tarık. Bir daha öyle bir mesaj görürsen bak tek olduğuna pişman ederim. Vallahi adam elinde ayakkabıları zor kaçtı. Ne biçim avukat bu? Kendini bir kadından koruyamıyor. Senin adın da Fidan ama. Fidan sen hiç aşık oldun mu? Ne oldun mu? Armutlar olgun mu diyorum. Çok güzel, vereyim mi? Ver bakalım. Gel bakalım fıstık. Gel. Sen de mi armut istiyorsun ha? Bir armut yemediği kalmıştı. Tövbe estağfurullah. Hoş geldin canım. Canım. Aşkım benim. Öyle mutluyum ki. Burası tam benim hayalimdeki ev. Şirin. 300 metrekare evde oturunca senin için sadece şirin. Sadece şirin değil mükemmel. Çünkü bu evde sen varsın. Müzik dinlemek ister misin? Dinlerim ama sen yarın işe gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Müzik dinlemek işe gitmemi engellemez. Sürekli pencerede. Sapık olmasın. Demek artık benim de bir sapığım var. Fidan, ev yerleşti, sevgili geldi. Avukat gelmez. Gelir. Herif elinde ayakkabıyla zor kaçtı. Fidan. Buyurun.
Avukat geldi. Ben yatmaya gidiyorum. Koşun koşun. Aa, koşun, koşun. Ne oldu? Ben gördüm. Nasıl? Nasıl? Bir şey yapmadım. Birden ormana çıktı. Nasıl çıktı ya? Ambulans geldi. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çekilin beyler, lütfen yol açın. Lütfen çekilin. 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 Kaldırın. Kaldırın. Bilmiyorum. Çekil şunları. İnşallah. Peki. Başka var mı? Kaç kişiymiş? İki kişi. İkisi de ölmüş mü? Baksana şunlar abi, İstifam. Bence biraz düşün. Benim hak ettiğim koltuğa başkası oturuyorsa benim düşünecek bir şeyim yok demektir. Kimin adına rezervasyon yaptırmıştınız? Mehmet Hüsnü. Lara. Ne oldu? İstifam verdim. Neden? Neden mi? Babam bu otelin sahibi, sen genel koordinatörsün. Nedenini bilmiyor musun? Yeni halkla ilişkiler müdürleriniz hayırlı olsun. Senin böyle bir beklentin olduğunu bilmiyordum. Beklentin mi? Beklenti ha? Sana inanamıyorum Arda. Lara. Beklentim olduğunu bilmiyormuş. Benim hakkımda. Kırmızı ışık yanıyor. Kolay gelsin Selen. Hoş geldin Fidan. Hazırsa ben kıyafetler alayım. Hazır. Zerrin Hanım nasıl? Nasıl olsun, iyi. Hadi iyi günler. İyi günler. Günün bu saatinde niye geldi acaba? İyi de görünmüyor. (Gülüyor)
O nasıl kapı kapamak? Fidan bir gün küt diye götüreceksin beni. Sessiz gelince olmuyor, gürültü yapınca olmuyor. Çıngırak mı takayım boynuma? Bunlar yeni gelmiş, kimse görmemiş. Almadıklarınızı bugün geri götürecekmişiz. Bu kız işten çıktı galiba. Buyur. Durumlar çok vahim Fidan. Aman yine hastalanıyor musunuz yoksa? Ben size diyorum ilaçlarınızı zamanında alın diye. Ben değil. Karşıdaki kız. O da mı yemiş kafayı? Böyle giderse yakındır. Ben aslında öyle demeyi istemediydim. Şu elbiseleri bir deneyelim bakalım. Buyurun. Sağ ol. Oo, hoş geldin Tarık. Merhaba. En sert içkinden ver bakalım. Ya beni zom yapsın, sabahın nasıl olduğunu anlamayayım. Ya da tam ayık buradan işe gideyim. Ne o? Evde yine bir şey mi var? Evet. Zebani. Arzu evde mi? Nerede olacak oğlum? Sakız gibi yapıştı kız. İnsanın eşinden zebani diye bahsetmesi hiç hoş değil. Bahsettiğimiz kişi eşim değil küçük hanım. Sevgilim. İnanamıyorum. Yani o benim sevgilim değil. Ben onun sevgilisiyim. Tarık'a verir misiniz? Onu terk ediyorum. Sen kendin niye vermiyorsun? Yüzünü görmek istemiyorum. Telefon neyine deydin? Sesini de duymak istemiyorum. Evinde kalıyorsun ama. Ay anlamıyorsun galiba. Onu terk ediyorum, terk. Tamam Fidan, al mektubu gitsin. Niye? Biz PTT miyiz? Ne arıyorsun Allah aşkına? Şuralarda bir yerde avukatın kartı vardı. Lazım filan olur diye almıştım. Sevinsin garibim. Efendim. Benim. Ne? Emin misiniz? Beni terk etmiş. Beni terk etmiş. Sevgilim beni terk etmiş. Bayan. Sevgilim beni terk etmiş. Sevgilim beni terk etmiş. Doldur bakalım şu kadehleri. İnanamıyorum. Sevgilim beni terk etmiş. Oley! Thank you.
Senin adın ne? Hayal. İyi. Allah'ım ya. Beraber uyansak, bütün gün sarılsak bana yetmez. Bu dünyaları değişmem. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Karanlığa döneceğim. Of küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Beraber uyansak. Bütün gün sarılsak. Sen beni terk etmemiş miydin? Sana haksızlık yaptığımı anladım. Geri döndüm. Küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Gidersen öleceğim. Senin adın ne? Hayal. İyi. Karanlığa döneceğim. Of küçücüğüm her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Of. Gidersen öleceğim. Buyurun Tarık Bey. Affedersiniz. Akşam eve gelişimi gördünüz mü acaba? Hayır. Peki sabah evden çıkan birini gördünüz mü? Sadece Arzu Hanım'ın gelişini gördük. Teşekkür ederim. İyi günler. Gerçekten hayaldi. Adı güzelmiş. Kendi de. İki lisan yeterli değilmiş. Deli mi ne? Senin Türkçen bile yok. Kro. Sen önce kendi dilini kullanmayı öğren. Bir bu var. Evet. Ne kadar eder bunlar? Bu gümüşler işime yarar. Eğer başka varsa alabilirim. Bir de bu eski daktilo var. O işime yaramaz abla. Pekala. Bunlar ne kadar eder? 10 lira verebilirim. Tamam. Tamam. Buyur bacım. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bu eski daktiloyu alır mısın?
Yok abla, işime yaramaz. Eski elbise alıyorum ben. Tamam. Eskici! Fıstık! 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 Fidan! Trafik kazası mıymış? Kazaymış. İki kişi. İkisi de ölmüş. Lütfen gitme Derin. Beni bırakma. Ben ölmedim. Ben ölmedim. Ben buradayım. Lütfen gitme Derin. Coşkun, ne oldu? Ya bu kıpırdıyor, sanki nefes aldı. Ya da git kardeşim. Hadi koyalım çekmeceye. Yapmayın. Ben ölmedim. Ömer Faruk, neredesin? Yaşıyor mu? Beni bırakma. Bekle beni Derin. Seni mutlaka bulacağım. Bankaya göndermişti. Böyle olacağını ne bileyim. Merak etmeyin, krizi atlattı. Verdiğim ilaç bir süre uyutacaktır. Sizden ricam, ilaçlarını zamanında kullansın. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Gece dolunay var. Durumu hiç iyi görünmüyor. Onu o evden çıkarmam lazım. Kim o? Hele bir aç. Buyurun. Karşı dairede oturuyor. Gecenin bir vakti olunca herkes uyumuş tabii. Kadın şey edince... Ne anlatıyorsun sen?
Ne anlatacağımı bilsem? Sen öyle bakma işte. Kadın hasta, yardım et. Gel benimle. Hasta nerede? Burada. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu benden sağlıklı. Fidan, bizi yalnız bırak. Tamam. Ben sizi yalnız bırakayım. İnsanın gidebilme, dışarı çıkabilme özgürlüğünü kullanabilmesi ne güzel değil mi? Biliyor musun, 4,5 yıldır benim hayatım şu pencereden gördüğüm alan kadar. Bir de Fidan'ın gözlerinden onun anlattıkları. Kendinizi 4 duvar arasına hapsettiğinizi, bütün ufkunuzu bu pencereyle sınırladığınızı mı söylüyorsunuz? Sen de şimdi yaşamın her şeye rağmen sıkı sıkı sarılmaya, asla vazgeçmemeye değecek kadar değerli olduğunu mu söylüyorsun? Sana. Bu pişmemiş. Al bunu. Kimi kandırıyorsun be? Ayıp ya. Bir yemek yiyeceğiz, boğazımızdan getiriyorsun öyle ya. Öyle mi? Çok özür dilerim beyefendi. Seni kimler dünyaya getirdi ya? Rahatladın mı? Ha? Güle güle. Salatayı, makarnayı, patatesleri, ne varsa köfteyi falan adamın başından aşağı döktüm. Desene yeniden iş bulma kurumu gibi çalışmamız gerekiyor. Aslında restoran sahibi hoş bir adamdı. Azıcık daha sabretse miydim? Belki ileride. Sadece hoş olması yetmez. Senin yarın olmalı. Bunu hissetmelisin. Benim yarım. Öyle bir şey var mı? Bir zamanlar ben de senin gibi düşünürdüm. Onu tanıyana kadar. Hani diyorlar ya, ilk görüşte aşk. Efendim, hala evde misin? Evet, hazırlanıyorum. Ancak kalktım, kahvaltı bile yapmadım. Baloya değil arkadaşım, konferansa katılıyoruz. Ne hazırlığı bu böyle? Takım elbiseye göre kravat seçiyorum. 10 dakika içinde çıkarım. Vaktimiz var, telaşa gerek yok. Bekar adamın hali bu işte. Şimdi evli olsaydın yengemiz seni çoktan hazırlamıştı. Yine başlama Ateş. Başlarım. Bizim gibi adamların hayatında bir aile düzeni şart. Görüyorsun değil mi? Bir gecelik ilişkiler sabah yok olur. Hayatımızda istikrarlı bir kadın olmalı. O kadının bir duruşu olmalı. Onu yanımızda arkamızda hissetmeli. Ateş, bu senin hayalindeki kadın. Ben bir akıl hocası istemedim hiçbir zaman. Biraz uçuk kaçık olmalı canım. Özellikle bir dekolte elbiseyi basitleştirmeden, bayağılaştırmadan en seksi biçimde taşıyabilecek dişilikte olmalı. Şu elbiseyi senin kadar güzel taşıyabilecek bir kadın daha yoktur. Yine 2 şekerli getirmiş. Her seferinde 3 şekerli içtiğimi söylemek zorunda mıyım? Buyurun. Bir türlü tatile çıkacak zaman bulamadım. Haklısın tabii şekerim ya. Lütfen 3 şeker. Tabii efendim.
Çayını da üç şekerli içmeli. Tatlı ve içten olmalı. Gözleriyle gülmeli. Entelektüel olmalı. Anlıyorum. Ben ilk görüşte aşka inanmaz, seveceğim insan için bir yığın kıstaslar koyardım. Yunan tiyatrosundaki konuların hayatın özüne indiğini, felsefesinin sağlam olduğuna inanıyorum. Senin de bir sevgilin olsa da artık biraz aşk konuşsak. Sahi ya, ortak konu bulmakta zorlanıyoruz. Elini çabuk tut. O zor. Onun istediği erkek henüz doğmadı siparişte. Hiç bile. Benim hoşlandığım insanın karizması, kariyeri olmalı. Yakışıklı, etkileyici. Hadi gidelim. Konferansa katılacağım. Tam da zamanıydı. Hadi beyefendi, bir an önce gitmemiz lazım. Hadi. İdealimdeki kadın ne zaman çıkacak evet, karşıma? Herkes böyle ideal kadın. Sen ne dersen de Ateş. Ama nereden ben sonunda idealimdeki kadını bulacağım. Çok yakışıklı ve etkileyici bir adam. Ve başarılı. Son oyunu büyük bir izleyici grubuna oynamıştık. Yorgun ama gururlu bir sezonu daha bitirmiştik. Oh. İnanamıyorum, son oyun. Sezonu kapattık. Nihayet Cem beni Antalya'da bekliyor. Sabah yola çıkıyoruz değil mi? Ben bavulları şimdiden arabaya koydum. Acaba tatile gelecek haftadaki turneden sonra mı çıksaydık? Ben bir gün daha bekleyemem. Hem o turnenin iptal olma ihtimali var. O da doğru ya. Bu tatili istediğim gibi yapacağım, Özgür. Her zamanki otelde kalmayacaksın o zaman. Hayır, bir arkadaşımın evinde kalacağım. Peki senin yarınki görüşmen? Şu andan itibaren iş konuşmuyorum. Bütün görüşmeleri süresiz erteledim. Ben niye geliyorum o zaman? Beni yolcu ettikten sonra benim yerime gidip görüşürsün. Ben gerekirse seni arayıp bilgi alırım. Bu yaz hayatımın aşkını yakalayacağım. Her sene yaz aşkı isterdin. Yaşlanıyorum galiba. Artık süreklilik istiyorum. Ben deniz, kum ve güneş istiyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi tatiller abi. Ömer. Oo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şükür görüştürelim. Ya, neredesin Salih. Ya? Ya iş güç koşturup duruyoruz be Salih. Maşallahın var, çakı gibisin. Sağ olasın. Gel öbür tarafa geçelim. Nazmenisi de orada. Oğlum. Buyur abi. Al Ömer abinin valizini içeri koy. Tamam abi. Hey aslanım be. Hadi gel bakayım gel. Tekrar hoş geldin. Naz. Aa, Ömer amca. Vay ufaklık. Aman Allah'ım. Bu güzel genç kız benim bezini değiştirdiğim Naz mı acaba? Aman Ömer amca sen de. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk.
Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nesli, Ömer'in yorgunluğunu alacak taze çayın vardır senin. Aa, yoksa da 5 dakikada hazırlarım ben şimdi. Hadi siz geçin şöyle. Ömer, anlat bakalım. Ne anlatayım? Evden işe, işten eve yaşayıp duruyor. Oğlum, sana kaç defa söyleyeceğim. Bırak artık şu işleri. Gel bizim yanımıza. Belki bir gün. Bak, geçen her gün aleyhine çalışıyor. Bir zamanlar biliyorsun ben de senin gibiydim. Gündüz iş, gece günlük ilişkiler. Sonra hayatıma Nesli gibi bir güneş girdi. Ya ben? Sen benim meleğim, prensesimsin. İnan hayat bu. Geç kalmadan sen de yakalan. Evet, buyurun, çaylar geldi. Nas Hanım, bu da sizin. Teşekkür ederim. Bu da benim. Pansiyonda kalacağız deyince inanamamıştım. Çok sıradan bir tatil yapalım. Ne iş yaptığımızı bile kimseye anlatma. Tamam. Daha sakin bir yer bulamaz mıydın? Yeni geldik daha. Şöyle bir yol yorgunluğumuzu atalım üstümüzden. Yani her gün böyle olmayacak değil mi? Yoksa bu yaz da bekar kalacağız demektir. Ne evlenme delisi kız oldun. Sen eskiden böyle değildin Zeynep. Yıllar geçiyor kızım. Evde kalmış kız kurusu olmak istemiyorum. Senin için zor tabii. Karizma olacak, kariyer olacak, yakışıklı, etkileyici. Çok etkileyici. Sonra ne oldu? O gece süslenip püslenip dışarı çıktık. Ben hazırım, hadi. Şöyle salaş bir yere gidelim. Ama kalabalık olsun. Kızım, kalabalıkta koca bulamazsın. Kaynar gidersin. Ben istediğim gibi birini fark edeyim. Kendimi fark ettiririm. Sen merak etme. Afiyet olsun. Yaşasın. Çok güzel. Sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Yürüsene. Oğlum, müşterilere bak. Tamam abi. Buyurun, şöyle geçin. Hadi başla bakayım Naz. Tamam, başlıyorum baba. Hoş geldiniz. Ne arzu edersiniz efendim? Çok taze levreğimiz var, bu akşam geldi. Tamam, biz levrek, salata, bir de kırmızı şarap istiyoruz. Olur. Derin. Bugün gördüğümüz balıkçı değil mi bu? Evet o. Balıkçı malıkçı ama hoş adam. Karizma yerinde. Zeynep. Balık gerçekten çok tazeymiş. Evet. Süt gibi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Umarım servisten memnun kalmışsınızdır. Servis çok güzel. Balıklar leziz. Siz işletiyorsunuz galiba. Evet. Eşim ve kızımla birlikte bu yıl açtık. Yeniyiz bu işte. Oturun lütfen. Teşekkürler. Demek daha yeni açtınız burayı. Evet. Bakalım. Umduğumuz gibi giderse devam edeceğiz. Tabii ki Prenses Hanım kolej kazanıp... bizleri şehir denilen o beton yığınına sürüklemezse. Merak etme anne. Neydi o balıkçıdaki hava öyle? Tek başına bir havalar. Taktın ha elin adamına. Gözüne mi kestirdin yoksa? Derin. Bir, adam benim tarzım değil. İki, gece boyunca bakışmalarınız gözümden kaçtı sanma. O adam balıkçı falan da değil ayrıca. Balıkçı olursa olmaz mı yani? Adam balıkçı mıymış? Avukat ama kendini savunamıyor. Gazeteden işaretlediğimiz iş ilanlarına bir daha bakalım. Zeynep Oyaz evlendi mi? Bugünlük yeter. Çok yoruldum. Tamam. Sizden önce gelen bayanla sözleşme yaptım. Yarım saat önce gelseydiniz size nasip olurdu. İki sekreter fazla olur. Teşekkürler. Olmuyor işte, olmuyor. Ya benden önce iş eleman almış oluyorlar ya da abuk subuk şeyler teklif ediyorlar. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Bence kendini boşuna üzüyorsun. Bakarsın yarın istediğin gibi bir iş bulursun. Hiç ümidim kalmadı. Bence sen sevebileceğin bir iş bulamadığın için ümitsizsin. Aman Allah aşkına dizin. İşi sevip sevmeyeceğimi düşünecek halim mi kaldı? İş olsun da. Öyle deme. İnsan ancak sevdiği işte başarılı olur. Senin gerçekten yapmak istediğin iş ne? Hani çocukluktan beri hayalini kurdun? Çocukken yazar olmayı isterdim. Hatta babam bana daktilo bile almıştı. Bir iki şey yazmaya kalktım ama başaramayıp vazgeçtim. Şimdi niye denemiyorsun? Yok yok, olmaz. Hem yazsam bile ne olacak ki? Kim ilgilenir ki benim karalamalarımla? Belli mi olur? Unutma. Hayat hep sürprizlerle doludur. İyi günler, kolay gelsin. İyi merhaba, günler. Hoş geldiniz. Denize mi? Ay, bugün çok sıcak. Burası çok serin. Buyurun oturun. Soğuk bir şeyler de ikram ederim. Bayanlar, taze demlenmiş mis gibi çay hararetin en iyi çözümüdür. Arkasından da taptaze çıtır balık. Ama siz bilirsiniz tabii. Biz niye hala ayakta duruyoruz? Bilmem. Buyurun, sizi şöyle alayım. En serin masa bu masa. Buyurun efendim, buyurun. 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 Özür dilerim, hemen geliyorum. Ömer, Naz, siz de çay içer misiniz? İçerim. Hemen. Ben çay içmeyeceğim anne. Arkadaşlarımla denize gideceğim. Tamam canım. Derin. Bu balıkçı mı yoksa barmen mi? Ben ne bileyim Zeynep. Çok meraklıysan adamın kendisine sor. Sormama gerek yok. Bu buranın gizli ortağı filan herhalde. Hadi Ömer, çaylar hazır. Tamam. Tamam. Hadi dostum, Salih. Tamam. Ben seni sonra ararım. Buyurun efendim. Kaç şeker? Üç. Üç. Ne işle meşgulsünüz acaba? Şu anda herhangi bir işim yok. Gördüğünüz gibi. Sizler ne iş yapıyorsunuz? Biz bir firmada sekreter olarak çalışıyoruz. Bir çay içelim mi? Saat 1 olmuş. Ben gideyim. Siteden Nur Hanım bebeğini getirecek. Öğleden sonra ona bakacağım. Sonra gelirim yine. Thank you.
Çok huysuzlandı mı? Yok, hayır. Yani pek sayılmaz. Tuzu verir misin lütfen? Ben yolun son diye düşünmüştüm. İşsiz, parasız, çok korkmuştum. Neden? Yok olmaktan. Şimdi ne değişti? Yok olmayacağımı biliyorum. Çünkü hiçbir şey vardan yok olmaz. Sen bana var olduğumu öğrettin. Bir tane al, güzel. Yeneceğiz anne, yeneceğiz. Tamam. Sen istersen konuştuğumuz çift restoranda rezervasyonu yaptır. Gördüğün gibi oyun benim. Sen şimdi mahsus yenilmiş havalarına falan da girersin. Hayır, yanılıyorsun. Benim tavlada iddiam hiç olmadı. Bildiğim bile söylenemez. Ben satrançta iyiyim, değil mi Naz? Evet. Bu oyun Mars olur. Biz buraya niye geldik derin? Tatile geldik Zeynep'ciğim. Aa, ne yapıyoruz peki? Tatil yapıyoruz. Doğru. Sen tatil yapıyorsun. Ama ben sayende meyhane garsonu oldum. Sen orayı çok sevmiştin. Evet. Ara sıra yemek yemek için. Müşteri olarak gittiğimizde. Ama sen o balıkçıyla takılmaya başladığından beri... O balıkçı değil. O barmenle. Barmen de değil. Ne iş yapıyor peki? Bilmiyorum. O işsiz herifle takılana kadar... Sana bir şey söyleyeyim mi? Balıkçı da yakışıklı adam. Ayrıca hoş, karizmatik. Bence çok güzel olmuşsun canım arkadaşım. Teşekkürler. Oturalım mı? Çıkalım. Olur, tamam. Teşekkürler. O kadar güzel bir geceydi ki anlatamam. İkimiz de çakır keyif. Sahilde, huzur içinde. Tabiattan, insan yaşamından falan bahsediyorduk. Bir ara dayanamayıp sordum. Kimsin sen? Sen kimsin? Ne önemi var? Sen burada olduğun gibi böylece önemlisin. Öncesi yok. Sonrasını bilemeyiz. Ama şu an... Ben hiç bu kadar mutlu olmadım biliyor musun? Ben de. Günaydın. Günaydın. Hadi anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Dün gece yemeğe gittiğin adamla ertesi sabah geliyorsun ama anlatacak bir şey yok öyle mi? Çok uykum var. Tarık! 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 Bıktım ben senin uykuculuğundan. Akşam bana tembih
ediyorsun şu saatte kaldır diye. Sabah unutuyorsun. Her sabah aynı şey. Bıktım ama ben. Ya Arzu. Sen beni terk etsene. Niye? Sabahları vaktinde oya hazırlıyorum diye mi? Aman be. Buyurun. Teşekkür ederim. Şey değil. Hayal. Günaydın. 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 Ben aslında... Lara. Adı Lara. Hayal değil. Hayal değilmiş. Öyleyse o gece... Ama sabah ben çıplaktım. Aman canım, ne önemi var? Hayal değilmiş ya. Avukat yine neyin peşinde? Gördüğü hayali. Artık hayal mi görmeye başlamış? Bu karı ona iyice kafayı yedirdi. Vah garibim. Peki Zeynep ne yaptı bu arada? Tabii sen o balıkçı abayı yakıp kızı yalnız bıraktın. Fidan. Buyur. Fıstığı dışarı çıkardın mı bu sabah? Çıkarttıydım. Hayvan sıkılmış. Yine çıkartır mısın? Tamam. Sen sıkılmadın mı? Dışarıda koskoca bir yaşam akarken bu pencerenin arkasına sığınıp anılarla yaşamaktan sıkılmadın mı? Hemen evimi terk et. Özür dilerim. Ben aslında... Hemen. Lara? Efendim? Hayal olmadığına sevindim. Ben o gece zannettim ki... Hangi gece? Şaka yapıyor olmalısın. Sen o geceyi hatırlıyor musun? Biraz. Tarık! Tarık! Şimdi bununla uğraşamayacağım. Tamam. Tarık! Tarık! Tarık'la mı konuşuyordunuz? Tarık? Üzgünüm, öyle birini tanımıyorum. Biraz evvel konuştuğunuz kişinin ismi Tarık. Öyle mi? Çok güzel, memnun oldum. Durumlar çok vahim. Kesinlikle. Bak derin senden... Gel kahvaltı yapalım.
Derler ki yeni doğmuş ayı görünce paraya, suya ve en sevdiğin yüze bakmalıyız. Neden? O ayın paralı, su gibi duru ve sevgi dolu olması için. Buyurun. Derin. Ben sana aşık oldum. Arkanda ne varsa bırakıp burada benimle ömrünün sonuna kadar yaşar mısın? Evet. Ömrümün sonuna kadar tek aşkım olarak kalacaksın. Ertesi sabah birlikte gün doğumunu izlerken bir şeyin farkına vardım. O güne kadar yaşadıklarım sadece zaman doldurmakmış. Gerçek hayatı Ömer'le bulmuştum. Bütün günü birbirimizi tanıyarak bir mutluluk seli içinde geçirdik. Al bakalım. Nasıl? Enfes. Bu lezzeti hiçbir yerde bulamazsın. Giderken 5-10 paket bana almak lazım. Belki de hiçbir yere gitmeyiz ha? Ömer akşam beni pansiyona bırakırken ertesi günü bir sürprizi olduğunu söyledi. Yarın sana bir sürprizim var. Pekala. Gidiyor musun? Gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Senin eşyalarını da topladım, merak etme. Derin, bizim turnemiz yok muydu? Sen yokken telefon geldi. Ama Ömer Faruk... Giderken uğrarız. Hem Nesli ile Salih'e de hoşça kal deriz. Peki öyleyse. Merhaba. Merhaba. Ömer nerede? Onunla konuşmam lazım. Daha yeni çıktılar, motor sahilde olabilir.
Sahile geldiğimde motor kalkmıştı. Ne Allah'a ısmarladık diyebildim, ne onu ne kadar sevebildiğimi söyleyebildim. Yeter. Yeme şunu kıtır kıtır. İçim bayıldı. Beni sevgilimden ayırdın. Şimdi de şeker yeme özgürlüğümü elimden almak istiyorsun. Dilinin zoruna bak. Ben mi ayırdım seni sevgilinden? İş ayırdı. Şu iki oyunu da oynayalım. Tiyatroyu falan bırakıp onun yanına geleceğim. Sen tiyatroyu temelli bırakmaktan bahsediyorsun. Yanlış duymadım değil mi? Evet. Tamamen bırakacağım. Balıkçı enişten mi oluyor yani? Derin, ileride bir mola yeri var. Biraz dinlenelim mi? Neden? Bilirsin gece araba kullanmaya bayılırım ben. Sen bilirsin. Derin yavaş. Yavaş. Zeynep öldü. Başta beni de öldü zannetmişler. Hatta gazetelerde ölüm haberi bile çıkmış. Coşkun, ne oldu? Ya bu kıpırdıyor, sanki nefes aldı. Ya da git kardeşim. Hadi koyalım çekmeceye. Yaşıyor mu? Yaşadığım anlaşılınca uzun süre tedavi edilmişim. Kendime geldikten sonra rehabilitasyon merkezinde kaldım. Çıktığımda aradan 1,5 yıl geçmişti. Sonra da Bodrum'a gelmiştim. Ama o yoktu. Sonra? Sonrası görüldüğü gibi. Aradan 4 yıldan fazlası geçti. Onu bulabildin mi? Nasıl? Salih ve Nesli. Ben hastanedeyken onlar birkaç kere aramış. Komada olduğum için haberim olmadı. 1,5 yıl sonra Bodrum'a geldiğimde soruşturdum. Buralardan ayrıldıklarını, yeni adreslerinin de belli olmadığını öğrendim. Birlikte gittiğimiz her yerde kapanmıştı. Ömer'dense hiçbir iz bulamadılar. Hala onu bulma umudun var mı? Her zaman. Günaydın. Sabahın köründe nereden biraz böyle? Biraz dolaştım. Sen nereden geliyorsun? Hava ısınmadan pazar işini bitireyim dedim. Bir kısmını bana versene. Ay hay Allah razı olsun. Sonra da Derin Hanım için bir iki ayakkabı aldım. Derin hiç dışarı çıkmıyor mu? Yok. Hastaneden geldiğinden beri çıkmıyor. Doktor ne diyor? Kafada bir hastalık. Deli gibi bir şeymiş. İsterse çıkarmış da o çıkmıyormuş. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Ne güzel bir gün değil mi? Evet.
Aha bir deli de bu. Hem işe geç kalıyor hem de ne güzel gidiyor. Allah'ım ne günler aldık. Tarık Lara'dan hoşlanıyor. Aslında birbirlerine çok yakışıyorlar. Her neyse. Vallahi hiç anlamıyorum. Hem kedi köpek gibi birbirlerini yiyorlar. Hem de avukat bey ne güzel gün diyor. Tabii. Onun için güzel bir gün. Arzu Hanım biraz önce bavullarını alıp gitti. Oh be nihayet. Sabah sabah yeni bir iş görüşmesi miydi? Hayır. Artık burada iş bulmaktan ümidi kestim. Çocuk bakıcılığı ders vermek ne oldu? Olmuyor. Ben çocuklarla pek anlaşamıyorum galiba. Peki ne yapacaksın? Bilmem. Belki İstanbul'a giderim. Orada akrabalarım var. Sen bilirsin ama istersen biraz daha sabret. Evet Derin Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Lara çok gururludur. Kimseden yardım istemez ama zor durumda. Derhal bir iş bulması lazım. Tamam tamam. Siz onu bana gönderin. Aslında çok da iyi olur. Zaten benim de bir yardımcıya ihtiyacım var. Hı? İyi günler. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Ben bir iş görüşmesi için gelmiştim. Biliyorum. Buyurun oturalım. Maalesef sekreterin doğum izninde. Ben de Derin Hanım'dan bana yardımcı olabilecek birini tanıyıp tanımadığını sordum. O da senden bahsetti. Ne dersin? Bir süre benimle çalışmak ister misin? Tabii neden olmasın? Ben de şu ara işsizim zaten. Peki bu iş karşılığında ne kadar ücret istersin? Sekreterine verdiğin ücretleri sonra isterim. Kabul. Bizim deli avukatla işler nasıl gidiyor? Tarık hiç umduğum gibi biri değil. Çok kültürlü, işini seven, hoş sohbet biri. Tam bir aydır birlikte çalışıyoruz. Zaman nasıl geçti anlamadım. Desene bu yüzden beni görmeye gelmiyorsun. Sekreteri izne gidince epey evrak birikmiş. Geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Ama inan aklım hep sende. Bak ne diyeceğim. Yarın maaşımı alınca birlikte dışarıda kutlayalım mı? Burada kutlarız. Ben seni davet etmek istiyorum. Tamam. Sen şarapları alır gelirsin. Meyve de senden. Kutlarız. Olur. Akşam 7 gibi gelirim. Ben gideyim. Yarın çok işim var. Hoşça kal. Hoşça kal. Günaydın küçük hanım. Sen iyice iş kolik oldun başımıza. Ne araştırıyorsun sen yine? Aslında pek iş değil. Agorafobi araştırıyorum. Agorafobi mi? Derin'in hastalığı. Derin Hanım hasta mı? Evet. 6 yıldır hastalığı yüzünden evinden dışarı çıkamıyor. Ben hiç bilmiyordum. O güzel kadının hasta olacağı hiç aklıma gelmezdi. Peki neymiş agorafobi? Bilmiyorum ki. Bir türlü bulamadım bilgisayardan detaylı bilgi. Bak ne diyeceğim. Benim bir arkadaşım var. Doktor. İstersen onunla bir konuşalım. Tamam. Hadi hemen çıkalım. Tamam. Çantamı bırakıp geliyorum. Bu hastalık açık alan korkusudur. Zaten agora Latince'de alan demektir. Hastalığın ilerlemiş halinde ise hasta evinden dışarı çıkamayacak hale gelebilir. Peki tedavisi? Bakın, tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Bu nedenle de her hastaya ayrı tedavi uygulanmalıdır. Bu hastalığın genel anlamdaki tedavisi ilaç ve terapidir. Hastalık nedeninin araştırılıp ona göre tedavi uygulanması en iyi sonucu verirse de hasta uzun süre tedavi görmek zorundadır. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Serap Hanım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bir daha görüşmek için hastalanmasını beklemeyin. Tamam. İyi günler. İyi günler. Allah kahretsin. Fidan da yok. Bu
iş yine bana kaldı. Ah, merhaba Arzu Hanım, hayırdır? Sizi buralarda görmüyordum. Epeydir yoktum ama döndüm. Nişan için mi geldiniz? Ne nişanı? Tarık Bey'le sözlüsünün. Ne? Tarık sözlendi mi? Tabii, sözlüsü harika bir bayan. İki ay kadar oldu. Önümüzdeki hafta nişanları var. Ömrümde böyle terbiyesizlik görmedim. Ben sana sorarım Tarık. Ah sahi. Bu arada Tarık Bey Arzu Hanım gelirse evin anahtarlarını da bir zahmet alıverin demişti. Ah. Lanet olsun sana Tarık. Ah. Tamam. Yarın görüşürüz. Kapıcı hanı kilitlemiş. Hemen haber verin gelip açsın. Ne demek bulamam? Bütün geceyi burada geçirecek değilim ya. Hay aksi. Nasıl geçecek onca saat? İyi günler, kolay gelsin. Aa, merhaba, günler. Hoş geldiniz. Denize mi? Ay, bugün çok sıcak. Burası çok serin. Buyurun oturun. Soğuk bir şeyler de ikram ederim. Bayanlar, taze demlenmiş mis gibi çay hararetin en iyi çözümüdür. Arkasından da taptaze çıtır balık. Ama siz bilirsiniz tabii. Biz niye hala ayakta duruyoruz? Bilmem. Buyurun, sizi şöyle alayım. En serin masa bu masa. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Buyurun. Ah, özür dilerim, hemen geliyorum. Ömer, Naz, siz de çay içer misiniz? İçerim. Hemen. Ben çay içmeyeceğim anne. Arkadaşlarımla denize gideceğim. Tamam canım. Derin. Bu balıkçı mı yoksa barmen mi? Ben ne bileyim Zeynep. Çok meraklıysan adamın kendisine sor. Sormama gerek yok. Bu buranın gizli ortağı filan herhalde. Hadi Ömer, çaylar hazır. Tamam. Tamam. Hadi dostum, Salih. Tamam. Ben seni sonra ararım. Buyurun efendim. Kaç şeker? Üç. Siz ne işle meşgulsünüz acaba? Şu anda herhangi bir işim yok. Gördüğünüz gibi. Sizler ne iş yapıyorsunuz? Biz bir firmada sekreter olarak çalışıyoruz. Thank you.
Hadi gelin. Gidelim. Gidelim. Merhaba. Buyurun çocuklar. Ne güzel bir sofra. Derin, bu güzel geceyi neye borçluyuz? Ben 6 yıl önce bugüne aşık olmuştum. Onu kutluyoruz. Buyurun. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Bugün Arzu Hanım geldi. Ha, biliyorum. Oldukça ilginç bir telefon konuşması yaptık. Aslında böyle davrandığım için çok tedirginim. Ben insanların özel yaşamlarına karışmaktan hoşlanmam ama... Çok iyi yaptınız. Biliyorsunuz Arzu'yla anlaşamıyorduk. Bu ilişkiyi bitirmeye çok uğraştım ama başaramamıştım. En sonunda sizin sayenizde bitti. Lara ile çalışmak nasıl? Harika. Sekreterin ne zaman dönecek? Hiçbir zaman. Benim hiç sekreterim olmadı. Tahmin etmiştim. Hadi başlayın. Tamam. Yer bulamaz mıydın? Yeni geldik daha. Şöyle bir yol yorgunluğumuzu atalım üstümüzden. Yani her gün böyle olmayacak değil mi? Yoksa bu yaz da bekar kalacağız demektir. Ne evlenme delisi kız oldun. Sen eskiden böyle değildin Zeynep. Yıllar geçiyor kızım. Evde kalmış kız kurusu olmak istemiyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Senin işin zor tabii. Karizma olacak, kariyer olacak, yakışıklı, etkileyici. Yemekler harika. Ellerinize sağlık. İnsan sevdiklerine yemek yaparken sevgisini katıyor. Onun içinde tadı bir başka güzel oluyor. Derin, sen zaten her şeye sevgini katıyorsun. Bu hayat sevgisiz yaşanmaz, yavan olur. Mühim olan insanın sevmeyi ertelememesi. Çünkü hayat çok kısa. İnsanın avucundan kayıp gidiyor. Benden tavsiye, vakit varken sevgiyi doyasıya yaşayın. Fıstığı ihmal ettim. Onunla biraz ilgileneyim. Derin bu gece çok farklı. Sanki bize bir şeyler anlatmak istiyor. Pardon. Alo. Yanlış numara. Lara. Son günlerde senin canın bir şeye mi sıkılıyor? Bir roman yazdım. Bir türlü yayın evi bana geri dönmüyor. Ne güzel. Derin okudu mu? Hayır. Aslında romanın konusu Derin'in hayatı. Yazmak için izin aldın değil mi?
İşin kötü yanı da bu ya, izin almadım. Onlara biraz konuşma, birbirlerini tanıma fırsatı verelim. Sonra içeri gireriz. Yanlış yapmışsın Lara. Derin kızabilir. Hatta seni dava bile edebilir. Keşke sorsaydın. Biliyorum. Ama doktorun dediğini unutma. Belki yazdığım roman onun hastalığının yenmesini sağlar diye düşündüm. Keşke. Hangi yayın evine gönderdin? Noter tasdik yaptırdın değil mi? Yani yayın evi sahiplerini tanıyorsun değil mi? Yine avukat oldun. Hayır, noter tasdiği yaptırmadım. Ayrıca yayın evinden de kimseyi tanımıyorum. Aferin sana. İnsan tanımadığı bir yayın evine eserini tasdik ettirmeden gönderir mi? Ya, sen nereden buldun o yayın evini? Sadece aşk romanları yayınlayan bir yayın evi. Yayınladığı kitapların birinden adresini almıştım. Tamam, bana adresi ver. Ben yarın senin için araştırırım. Ne lüzum var canım? Belli ki yazdıklarım beğenmediler. Ne demek beğenmediler? Ben avukatım ve menajerin olarak derhal bu işe el koyacağım. Peki avukat bey, karşılığında ne kadar ücret talep ediyorsunuz? Karşılığında ömür boyu benim için çalışacaksın. Hadi bakalım fıstık, sen burada uslu uslu dur. Köle taciri sen de. Evet küçük hanım, şu andan itibaren benim kölemsin. Sadece benim dediklerimi yapacaksın. Köle. Hadi bana şarap koy. Ya çocuklar, her şeyi düşündüm de dondurma almayı unutmuşum. Ben hemen alır gelirim. Ben sofrayı toplarken ikiniz gidin. Sahilin sonundaki dondurmacıdan alın. Ben sana yardım etseydim. Birlikte gidin dedim. Bu güzel gecede hem de hava almış olursunuz. Peki. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Sağ olun, çok rahattım. Memnun oldum. Uçmak çok güzeldir. Buyurun, arabam şurada. Doğrusu sabaha karşı aramanız beni çok şaşırttı. Romanınızı o saatte bitirebildim. Sizi uyandırdığım için özür dilerim ama...
benim için çok mühimdi. Çünkü romanınızdaki adam benim. Peki bugüne kadar neredeydiniz? Onu neden hiç aramadınız? Yaşadığını bilmiyordum ki. Nasıl bilmezsiniz? O gece Derin'i pansiyona bıraktıktan sonra Salih'le balığa çıktık. Derin için lagos tutmak istiyordum. Kayalıklarda teknemiz alabora oldu. Salih'le bir küçük adaya sığındık. İki gün sonra geriye döndüğümüzde Nesli bana Derin'in öldüğünü yazan gazeteyi gösterdi. Yıkılmıştım. Her şeyi bırakıp kaçtım. Ancak iki yıl önce Türkiye'ye dönebildim. Derinsiz yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Sizi nereye bırakayım? Lütfen beni ona götürür müsünüz? Hala onu bulma umudun var mı? Her zaman. Ömer. Ve yırtık ve solgun ve durgun ama